Başkentlik etmişti, derindi tarihi o nedenle. Balta girmemiş ormanları, boğaza nazır tepeleri, bağları bostanları vardı. Dillere destandı, Çengelköy'ün salatalı, yedi kürenin zindanı. Bir işte çalışıyorlarsa da şayet bir ücret karşılığı, yine de evin hizmetçisidir onlar. Mesai bitimi döndüklerinde evlerine, yan gelip yaparken kocalar, onlar doğrudan mutfağa koşar. Beni ben yapan, beni özüme döndüren, hayatımı güzelleştiren. Ama hep hüzün müdür son var? Hiç mi yoktur güzel yanı? Mesela yaz boyu insanlarla cebelleşen denizlerin durulduğu mevsimdir son var. Öncelikle bir hemşerilik dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek burada böyle bir muhteşem kalabalığı oluşturan değerli çaycı mağdurlara teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bugün de kitap diye bir şiir kitabı çıkartabilirim diye bir vaadim olmuştu ama o zaman yarım ağız demiştim. Çünkü o zamanlarda şiire bulaşalım daha bir sene olmuş olmamıştı. En çok 5-10 şiirim vardı o zamanda. Yani kitap çıkarmam da bir kitap verdim ama sonradan Allah yardım etti herhalde. İdam geldi. Duygu yoğunluğu yaşadım demek ki. O gelince de o şiirler, mısralar gökten vay iner gibi bize de bildiriyor zaten. Orada şair arkadaşlarım, Avni ablam var. Ondan hakikaten tebrik ediyorum. Onun cesaretini bir kadın olarak da İzhar Öncü'nün arkadaşlığı kitabı çıkardı. Sizler de buluşturdu. Ona ayrıca teşekkür ediyorum. O da bana güç verdi. Ben de yapabilirim diye. Ben edebiyat dünyasına son 5 yıldan biraz bulaştım diyebilirim. Yani 60 yaşından sonra. Şu var ki tabii sanatın, edebiyatın yaşı yoktur. Bunu bilmek gerekiyor. Hiçbir şeyin yaşı yoktur. Hiç kimse hayatını bir hedeften satmasın, hedef varsa o işi yapmaya çalışsın derim. Rahmetli Aydın Boysan 60 yaşından sonra 36 kitap yazmış. Ben de 60'ın başındayım. Şunu da söyleyeyim, size ne kadar mutlusunuz ki böyle güzel bir şehirde yaşıyorsunuz. Hakikaten bu şehirde yaşamak büyük ayrıcalık. Böyle güzel bir şehir yaratan sevgili başkanımıza yine candan kutluyorum. Hakikaten ben sizin düşüncelerin, misyonu beni bile açtı valla. Ben bu kadar düşünemezdim Çağ Cuma için. Valla Allah ondan razı olsun. Hepiniz onun sıralını lütfen aday olması için çalışın. Kimse önüne ses çıkarmasın. Kurtuluşu var mı? Valla kurtuluşu zaten yok da yani bazı ayrıklı sesler çıkıyor zaman zaman. Parti içerisinde veya başka partilerden olmamız gerekiyor. Yani başarıda iyi ödüllendirmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü başarı kolay kazanılmıyor. Aynı evi paylaştık öğrenciliğimizde. Çok anımız var. Yani aslında o anları da bir Kemal'cim bir fırsat bulsa da onları da böyle bir kaleme alsa. Şimdi Atilla saz çalıyordu, Kemal radyo çalıyordu. Ama şimdi Kemal beste yapıyor. Alkış. Kemal'in yazdıklarında da var. İlla ünlü romancı, şair olmak gerekmiyor. Hepimizin yazabilmesi lazım. Edebi değeri olup olmaması, satılıp satılmaması, okunup okunmamasından ziyade her insanın yaşamının kendine göre bir manifestosunu ortaya koyması lazım. Ben de buna inananlardan biriyim.
O yüzden ben de yazmaya sizleri teşvik etmek isterim. Diğer taraftan Ahmet Bey de biraz bahsetti. Protest terimini kullandı. Kemal arkadaşımızın çoğumuzda olmayan bir özelliği var. Daha doğrusu çoğumuzun içinde yaşattığı ama yapamadığı bir özelliği var. Ne derlerse desinler diye düşünmeden doğru bildiğini sakınmadan söyler ve ifade eder. Bu günümüzde özellikle yaşadığımız bu günlerde çok zor bir şey. Özellikle benim konumda olan birisi için ben sürekli yutkunuyorum. O yüzden de Kemal arkadaşımı bu dobralığından dolayı, açık sözlülüğünden ve içiyle dışının bir olmasından dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Ve bu yeni girdiği, bu 60'ından sonra girdiği bu yolculukta kendisine başarılar diliyorum. Son söz olarak da eskiden derlerdi ki 40'ından sonra azanı teneşir derlerdi. 60'ından sonrakine ne derler bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.